Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, şimdi bu testi önemsiyorum arkadaşlar. Niye önemsiyorum? Şimdi parabolde demiştik ki size bu testi atlayın fonksiyon uygulamalarından sonra bu teste bakın. İşte parabolle fonksiyon uygulamaların ilişkisinin içerisinde olduğu bir test bu. Şimdi bu testi ben aynı kamp şeyi gibi normal AYT kampı videolarına ekleyeceğim arkadaşlar. Normal fonksiyon uygulamalarının son iki videosunu izlemeden önce bu testi izlemeni istiyorum. Yani parabolle ilgili dönüşümler nedir? Her şeyi buraya yerleştirdim. Ondan sonra da o da iki testi izledikten sonra parabolle bu dönüşümlerle ilgili ilişkili olan soruların hepsini çözebilirsin. Nedir arkadaşlar? Bizim altın kitabımızın, Miray Yayınları Soru Bankamızın parabolünün altıncı testi parabol dönüşüm uygulamaları dediğimiz bir test sadece parabolün dönüşüm uygulamaları var. Bulamayacağım bir test. Güzelce öğrenmeye çalış. Şimdi anlattıklarımızın hepsini tekrar etmiş olacağız. Diyor ki fonksiyonun grafiğini x ekseni boyunca bir birim sağa ötelenmesiyle elde edilen fonksiyon hangisidir? Şimdi bir fonksiyon vermiş. Grafiği bir birim sağa ötelenmiş. Şimdi sağa sola ötelemelerde ne yapıyorduk arkadaşlar? X gördüğüm yerlere eğer x artı 1 yazarsam 1 eklediğim için ne tarafa kayıyordu? Sola kayıyordu. Ters işlemde içeri yapılanda. x yerlerine x eksi 1 yazarsam 1 çıkarıldıysa grafiğin bir birim nereye kayıyordu? Sağa. O zaman bize ne diyor? Bir birim sağ ötelenmesiyle oluşan fonksiyonu istiyor. O zaman sağ ötelenecekse x gördüğümüz yerlere x eksi 1 yazacağız. Yeni oluşan fonksiyonumuz y olsun. x gördüğüm yere x eksi 1 yazıyorum. X eksi 1'in karesi eksi 5 çarpı x eksi 1 artı 3. Gerisi düzenleme. Y eşittir açıyorum burayı. X kare eksi 2x artı 1 yaptı. Eksi 5'i içeri dağıtıyorum. Eksi 5x artı 5 yapıyor. Bir de yanında artı 3'ümüz var. Son olarak düzenliyorum. Y eşittir x karemiz var. Şurası eksi 7x yaptı. Burası tamam. Sonra 5, 8, 9 yaptı. Artı 9 işaretledim geçtim. Tamam mı? Sağa sola ötelemelerde içeriye x gördüğümüz yerlere x artı k gibi bir şeyler yazıyoruz. Ne oluyor? Ters işlem. Gel bakalım şimdi. İkinci soru diyor ki fonksiyonun grafiğini 3 birim sola 5 birim aşağıya ötele diyor. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonun grafiğinde 3 birim sola öteleyebilmek için x gördüğüm yerlere x artı 3 yazarım. 5 birim yukarı öteleyebilmek için bulduğum fonksiyona sonra aşağı öteleyebilmek için 5 çıkarırım. Önce ne yapalım? 3 birim sola öteleyelim. 3 birim sola ötelenmiş hali x gördüğümüz yerlere x artı 3 yazacağız. Yani 2 çarpı x artı 3'ün karesi. Şu anda 3 birim sola öteledim. Bunu 5 birim aşağı indir diyorsa bu fonksiyondan ne çıkaracağım? 5. Y eşittir 2 çarpı x artı 3'ün karesi. 5 birim aşağı dediği için dışarıdan 5'i çıkarıyorum. 2 çarpı x artı 3'ün karesi Eksi 5. İkinci sorumuzun cevabı B. Bakın öğrete öğrete tekrar edelim. Gidiyorum zorlaşacağız merak etme. Gel bakalım. Diyor ki fonksiyonun grafiği 3 birim sağ. 2 birim aşağı ötelenmesiyle tepe noktası. Arkadaşlar bir kere parabol sorularının dönüşüm sorularının %90'ını tepe noktasıyla çözeceğiz. O yüzden çok önemli. Şimdi bu parabolün tepe noktasını bulalım. Tepe noktası neydi? R, Y, K. Hadi R, Y, K'yı bulalım şimdi. R dediğimiz eksi B bölü 2 A'ydı. Eksiyi koydum. B dediğimiz eksi 8. 2 A dediğimiz 2. R dediğimiz 4 oldu. K'yı bulabilmek için hemen 4'ü yerleştiriyorum. 4'ün karesi 16. 4'ü koydum. 4 ile eksi 8'i çarptığım zaman eksi 32 yaptı. Artı 5. Eksi 16. 5 ile topladık. Eksi 11. Şimdi bu parabolün tepe noktasını buldum ben. Neymiş tepe noktası? 4'e eksi 11'miş. Tamam. Şimdi diyor ki. 3 birim sağ ötele diyor. Arkadaşlar denklemde yaptığımız şeyle bak denklemde yaptığımız şeyle kaydırmaları karıştırma. Mesela bunun denklemini sorsaydı bize şunu yapacaktım. 3 birim sağ diyor. 3 birim sağ dediğize x yerlerine ne yazacaktım? x eksi 3 yazacaktım. Bak şöyle x eksi 3'ün karesi eksi 8 çarpı x eksi 3 artı 5. Denklem bu olacaktı. 3 birim sağ ötele diyorsa x yerine x eksi 3 yazacaktım. 2 birim de aşağı diyor. Sonra bundan 2 çıkaracaktım. Denklemin bu. İsteyen bunu uzun uzun açıp düzenlesin. Sonra bunun tepe noktasını bulsun. Onun tepe noktasını soruyor. Yani denklemde yaptığımızda bu. işlemimiz bu. Ama 3 birim sağ ötele diyorsa... Sonuçta bizim parabolümüzün tepe noktası neresiymiş? X'in 4, y'nin eksi -11 olduğu yermiş. Arkadaşlar 3 birim sağa ötele diyor. O zaman 3 birim sağa öteleyeceksem 4, tamam mı? Yani burada grafiği çizerken sağ diyorsa sağa götüreceksin, aşağı diyorsa aşağı, yukarı diyorsa yukarı, sola diyorsa sola. Burada ters işlem falan yok. Ters işlem denklemde var. O da sağa sola ötelemede. O zaman 4 sağ, 3 birim sağa ötelediğimde X'imiz nereye geldi? 7'ye. 2 birim aşağı indirdim. O zaman şu eksi 11 noktası nereye geldi 2 birim aşağı inince? Eksi 13'e gelmiş oldu. Tepe noktamız 7'ye eksi 13 olmuş oldu. Hop cevabım C. Ama hiç grafik çizmeden de yaparım. 3 birim sağ diyorsa x'i 3 büyüyecek 7 olacak. 2 birim aşağı diyorsa y'si 2 küçülecek. Eksi 13 olmuş olacak. Cevabı buldum. Gel bakalım şimdi fonksiyonun grafiği 4 birim sola 3 birim yukarı ötelendiğinde elde edilen fonksiyonun denklemi. Arkadaşlar diyor ki 4 birim sola diyor böyle vermiş denklemi. 4 birim sola diyorsa x gördüğüm yerlere x artı 4'ü yazarım. Y eşittir 3 çarpı x gördüm yerine x artı 4'ü yazdım 1'i çıkardım. X artı 3'ün karesi oldu artı 7. Şu anda 4 birim sola kaydırdım sadece. Tamam mı? Bak X gördüğüm yerlere X artı 4'ü yazdım. 1'i gitti. X artı 3'ün karesi 7. 3 birim de yukarı diyor. 3 birim yukarı diyorsa buna 3 ekleyeceksin. Bu kadar. 3 çarpı X artı 3'ün karesi artı 10. Hop cevabım Edirne. Tamam. Anladık değil mi? Bak bu şimdilik kolay sorular. Şimdi karşımıza gelebilecek her şeyi yapacağız. Öğrene, öğrene, öğrene ilerleyelim. Parabol sorularını dedik ki %90'da tepe noktasını kullanacağız. Gel bakalım 5. Diyor ki şekilde Yeşil f(x) parabolünün grafiği 2 birim sola, 4 birim aşağı ötelenmesiyle elde edecek parabolün grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın bu parabolün tepe noktasını vermiş bana. Tepe noktası neresi? 2'ye 0. Önce denklemine bir bakalım. Şimdi o zaman bu parabolün denklemi Y eşittir. A çarpı X eksi R'nin karesi artı K. K'mız sıfır olduğu için koymadım. Şimdi bir nokta biliyorum. Bu nokta ne? Sıfıra dört noktası. O zaman sıfır verip dörde eşitliyorum. diyorum. Dört eşittir. A çarpı şurada kare var. Kareyi unutma. Sıfır verince eksi 2'nin karesi dört yaptı. Her iki tarafı dörde bölünce A1. Yani bu parabolün denklemi Y eşittir. A çarpı. E, A'yı 1 bulduk zaten tekrar A yazmamıza gerek yok. X eksi 2'nin karesiymiş. Diyor ki 2 birim sola. 2 birim sola öteleceksem X gördüğüm yerlere ne yazacağım? X artı 2. Sol diyorsa artı 2. Hemen yazalım o zaman. Y eşittir. X gördüğüm yere X artı 2 iki yazınca 2'ler götürdü. X kareye dönüştü. 4 birim aşağıya diyor. 4 birim aşağı ötele diyorsa bundan da 4 çıkaracağım. Yani x kare eksi 4'ün grafiğini çiz diyor. x kare eksi 4'ün grafiği nedir arkadaşlar? x ekseni y eksenini eksi 4'te keser. Köklerini bulmak için 0 eşitlediğinde x eksenini bir eksi 2'de bir 2'de kesen paraboldür. Şimdi denklemini bularak yapabilirsin istersen. Ama direkt buradan yapalım şimdi. 4 birim sola ötele dedi. E 4 birim sola ötele dediğim zaman tepe noktam orijine geldi. Sonra diyor ki 4 de aşağı indir. 4 e, birim aşağı indirdim zaman hop eksi 4'e geldi. Şimdi x eksenini kestiği yerleri bulabilmek için denkleme mecbur ihtiyacım var. Ha, denklemi oluşturduktan sonra da eksi 2 ile 2'yi bulursun. O zaman eksi 4 eksi 2 2 hop de. Gel bakalım. Şimdi işte zurnanın zırt deliklerine geldik. Böyle sorular karşına gelecek. Diyor ki parabolünü kullanarak fonksiyonları elde ediliyor. Buna göre gx, hx ve mx fonksiyonun tepe noktaları. Tepe noktalarıyla çalışacağım. Hadi bana fx'in tepe noktasını söyle. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k'ydı. Bak x eksi r'nin karesi. O zaman r dediğimiz şuradaki 2. Tepe noktasının apsi 2. Şuradaki dışarıdaki sayı da k'mızdı. 2'ye 3. Tamam. Şimdi diyor ki ben diyor gx fonksiyonum neye eşit? fx artı 1 eksi 2. Şimdi fx fonksiyonu ne yapmış? x yerine x artı 1 yazmış. x yerine x artı 1 yazdıysa bir birim nereye gidecek? Sola gidecek. Tepe noktam eksi 2 yaptıysa iki birim de nereye gidecek? Aşağı. O zaman bunun tepe noktasına t1 diyelim. Bir birim sola gideceksek bu 2 bir küçülecek neye dönüşecek? 1'e. İki birim aşağıya gidecekse 3'ü 2 azaltacağız. 1'e 1 bir oldu. T1'i buldum. 1'e 1. Bir. Bak şıkları eleyebilirsin ama diğerlerini de bulacağız biz. Şimdi diyor ki f x eksi 2. x yerlerine x eksi 2 yazmış. Ters işlem. O zaman 2 birim nereye gidecek grafiğim? Sağa gidecek. 2 birim sağa. x eksi 2 yazmak 2 birim sağa götürür. Artı 3. 3 birim nereye gidecek? Yukarı. Tepe noktam burasıydı. 2 birim sağa götürüyorum. Şimdi 2'yi 2 birim sağa götürdüğüm zaman T2 dediğimiz tepe noktası 4'e dönüştü. 3 birim yukarı kaldıracaksak şu 3, 3 büyüyecek 6. 4'e 6. Bulduk E şıkkımız ama biz öbüründe bulalım. Mx fx'in eksiyle çarpılmış hali. Şimdi biz eksiyle çarptığımızda bir fonksiyonu nereye göre simetri alınıyordu? Olun, x eksenine göre simetri. Yani y'si değişecek. Bizim tepe noktamız eğer 2y3 ise 2y3 ise eksiyle çarpıldığında tepe noktamız 2'ye eksi 3'e dönüşür. O zaman t3 dediğimizde 2'ye eksi 3. Bak unutma. Bir fonksiyonu eksiyle çarpmak demek onun x eksenine göre simetrisi demek. x eksenine göre simetri alınca sadece kimin işareti değişiyor? Y'nin. Bitti. O zaman E şıkkını bulduk. Tamam mı? İşte ileride bunları birleştir. Üçgenin alanını bul falan diyeceğiz. Yedinci soru güzel bir soru. yavaş yavaş zorlaşıyoruz. Diyor ki fonksiyonun grafiğini ben A birim sağa. B birim yukarı öteledim. Bu oluştu diyor. Buna göre A artı B kaçtır? Arkadaşlar sadece tepe noktasıyla çalışın. Şimdi bak bunun tepe noktası neresi? Sıfıra sıfır. Bunun da tepe noktasını bul ne kadar ötelediğini onlar gösterecek sana. Parabolün tepe noktalarını çok iyi kullan. Hadi bunun tepe noktasını bulalım şimdi. R'ye K. Hemen diyorum ki R eşittir eksi. B dediğimiz 6, 2A dediğimiz 2. R'mizin eksi 3 olduğunu bulduk. Tepe noktasının R'si eksi 3. Tamam. Şimdi peki K'sı? K'sını bulabilmek için ne yapıyorum? Yerine yazıyorum. F -3. eksi 3. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3'ü yerine yazdığım zaman eksi 18 yaptı. Bir de eksi 10 var. Eksi 9 eksi 19 oldu. Ne oldu burası? Eksi 19. Diyor ki ben buna öyle bir dönüşümüm yaptım ki diyor. Burası sıfır oldu diyor. Şimdi bak R'si kaç büyümüş arkadaşlar? 3 büyümüş. Eksi 3'ten nereye gelmiş? Sıfıra. Bak şöyle düşün. Tepe noktam neresi benim? X'in eksi 3, Y'nin eksi 19 olduğu yer. Burası tepe noktası bak parabolüm böyle bir parabol benim. Öbür parabolüm burası. Bak. O zaman eksi -3'ten 3 üç birim nereye gelmişim? Sağa gelmişim. O zaman a birim sağ diyorsa 3 birim sağ. Şimdi 3 birim sağ götürdüğümde parabol böyle oldu. E o zaman bunu 19 birim ne yapmam lazım? Yukarı kaldırmam lazım. a ile b'nin toplamları 20. Hocam peki bu parabolün denklemi nasıl olacak? Bakın uzun uzun yapmaya kalkarsanız şunu yapacaksınız. Şimdi a birim sağ diyorsa x eksi a yapacağım. Tamam mı? x eksi a yapacağım. Yani x gördüğüm bütün yerlere x eksi a yazacaksın. Tamam mı? Ondan sonra da b birim yukarı dediği için artı b deyip buna eşitleyeceksin. Çok uzun olur. Hep tepe noktalarını kullan. Tepe noktam bu. Tepe noktam buna dönüşmüş. Sıfıra sıfıra dönüşmüş. O zaman eksi 3, 3 büyümüş. Demek ki 3 sağ. Eksi 19, 19 büyümüş. Demek ki 19 yukarı. Gel bakalım. Fonksiyonun alabileceği en küçük değer A'dır. Buna göre bu fonksiyonun alabileceği en küçük değer B'dir diyor. A artı B. Şimdi bir fonksiyonun en küçük değeri kollar yukarı doğru bir parabolde en küçük değeri tepe noktasının neyidir? K'sıdır. R, K. Yani bunun k'sı a'ymış. Sonra bu fonksiyona bu uygulamayı yapmış. Bu dönüşümü yapmış. En küçük değere dönüşmüş. Yani yine onun tepe noktasından bahsediyor. A artı B istiyor. Hadi fx'e bir bakalım. Şimdi fx'in tepe noktasını bulalım. R eşittir eksi. B dediğimiz eksi 6. 2A dediğimiz 2. R'si 3. Hemen 3'ü yerine yazıyorum K'yı bulmak için. 3'ün karesi 9. 3'ü yerine yazdığım zaman eksi 18 yaptı. Yanında artı 10'u var. Ne yaptı? 1. O zaman bizim parabolümüzün tepe noktası neymiş? 3'e 1. Hop! 3'e 1. O zaman bunun alabileceği en küçük değer 1'dir. Bitti burası. Doğru yaptık değil mi? Doğru. Şimdi diyor ki bu parabole bir dönüşüm yapacağım ben diyor. Bu parabolü neyle çarpmış önce? 2 ile çarpmış. Bir parabolü 2 ile çarpmak demek neyi değiştirir? Sonuçları değiştirir. Bak. Benim şöyle çizerek göstereyim. İlk parabolümüzün tepe noktası neresiymiş? X'in 3, Y'nin 1 olduğu yer. Şöyle bir parabolmüş. Bu parabolü 2 ile çarptıysa sonuçları 2 ile çarpmıştır. Yani şu 1 sonucu neye dönüşecek? 2'ye. Yeni oluşan parabolün tepe noktasının şurası neye dönüşecek? 2'ye dönüşecek. 3 için 2. He, sonra bu fonksiyondan ne yapmış? 3 çıkarmış. 3 çıkardıysa çat diye 3 birim ne yapacak? Bak şöyle bir grafik oluştu. 3 birim aşağı indirecek. O zaman 2, 3 birim aşağı inerse şimdi neye gelecek? Eksi 1'e gelecek. Gördük mü? Eksi 1. İşte bunun alabileceği en küçük değer de eksi 1'dir. A ile B'nin toplamlarını soruyor. Sıfır. Tepe noktasıyla uğraştım sadece. Bunun tepe noktası... 3'e 1'di. 2 ile çarptığım zaman bir fonksiyonu y'si 2 ile çarpılır. O noktanın koordinatı 3'e 2'ye dönüşür. 3 çıkardığım zaman dışarıdan 3 birim aşağı iner. 3 birim aşağı indiği zaman tepe noktan 3'e eksi 1'e dönüşür. Değerleri bunlardır. Bitti. Şimdi 9. soru güzel bir soru. Dikkat et şimdi dikkat et dikkat et. Neler yapacağız bir bakalım. Diyor ki fx fonksiyonu vermiş bize gx fonksiyonunu f'e bağlı tanımlamış. x yerlerine 2x yazmış. Sonra 16 çıkarmış. Bu fonksiyon tanımlanmış. Bu gx'in eksenleri kestiği noktaları köşe kabul eden üçgenin alanını soruyor. Yani biz gx fonksiyonun grafiğini çizeceğiz. Eksenleri kestiği noktaları bulacağız. Ondan sonra birleştireceğiz. Bir üçgen oluşacak. O üçgenin alanını bulacağız. Şimdi biz bir fonksiyonun eksenleri kestiği noktaları bulabilmemiz için o fonksiyonun denklemine ihtiyacımız var. Şimdi biz f(x)'in grafiğini çizip sonra 2x dönüşümünü yapıp 16 birim aşağı indirdiğimizde y eksenini kestiği noktaları, x eksenini kestiği noktaları bulabilmek için yine denklem oluşturmak zorundayız. O yüzden bu soruyu grafik üzerinden gitmeyeceğim. g(x) fonksiyonunu bulacağım. Ondan sonra gx fonksiyonu bulduktan sonra eksenleri kestiği yerleri bulacağım. Nasıl bulacağız peki? F2x'i bulacağız önce. F2x'i bulabilmek için x gördüğüm yerlere burada ne yazacağım? 2x. F2x eşittir. 2x yazdım. 2x'in karesi 4x kare yaptı. 2x ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 4x yaptı. Eksi 8. F2x bu. Şimdi f2x'ten 16 çıkar diyor. Gx eşittir f 2x'in 16 eksi Yani 4x kare eksi 4x eksi 8 var. 16 daha çıkardım. Eksi 24 oldu. İşte gx bu. Bunun eksenleri kestiği noktaları bulacağım şimdi. Önce hemen koordinat sistemimi çiziyorum. X'e 0 değerini verdiğim zaman y'miz ne oldu? Eksi 24. Yani y eksenini eksi 24'te kesiyor bu parabol. X eksenini kestiği yeri, yerleri bulabilmek için çarpanlarına ayıracağım. Çarpanlarına ayırabilmek için hemen bir 4 parantezin alıyorum burayı. X kare eksi X eksi 6 eşittir 0 diyorum. Çarpanlarına ayırdım. X eksi 3 çarpı X artı 2. O zaman bunun köklerinden bir tanesi 3, bir tanesi eksi 2. Hop 1 eksi 2, bir tanesi 3. Bak şöyle bir parabolmuş. Ama bizi parabol çok ilgilendirmiyor. Şuradaki üçgenin alanını istiyor. E benim şuradaki uzunluğum toplam kaç birim oldu? 5. E yüksekliğim kaç birim? 24. O zaman 5 çarpı 24 bölü 2. Çıt çıt 12 çarptım. 5 60 C. 9. sorumuzun doğru cevabı C. Yani her zaman ana fonksiyonun grafiğini çizip oradan yürümeyiz. Biz burada GX'in denklemini oluşturduk. Ondan sonra eksenleri kestiği noktaları bularak işi bitirdik. Hadi 9'u bitirdik. Geldik ona. Gel bakalım. Diyor ki. fx fonksiyonunu vermiş. Sonra bir gx tanımlamış. f-x yapmış 2 eklemiş. Sonra bir hx tanımlamış. fx artı 2 yazıp başına eksi koymuş 4 eklemiş. Fonksiyonları tanımlanıyor. g ve h fonksiyonunun tepe noktaları arasındaki uzaklık nedir? Gidip de bu fonksiyonları tek tek bulursam birkaç gün sürer çözümü. Dönüşümleri uygulayacağım. Tepe noktalarıyla çalışıyorsa fx'in tepe noktasını bulacağım hemen. Hemen fx'in tepe noktasına r'ye k diyorum. Hemen fx'in r'sini buluyorum. r eşittir eksi. b dediğimiz 8, 2a dediğimiz eksi 2 yapıyor. Eksiler götürdü. r'sinin 4 olduğunu bulduk. Tepe noktasının r'si 4. K'sını bulabilmek için R gördüğüm yerlere 4 yazıyorum. 4'ün karesi 16. Başında eksi var eksi 16. 4'ü yazdım çarptım artı 32 eksi 12. Bakın şurası eksi 28 yaptı. 32 eksi 28 4. Tepe noktamız 4'e 4'müş. Hadi gel şimdi başlayalım. Önce f eksi x yapmış. Şimdi bak gözünde canlandırarak yaptırayım hadi. Şimdi bizim normalde parabolümüzün tepe noktası 4'e 4. E 4. x'in de 4, y'nin de 4 olduğu yer. Kolları aşağı doğru Şöyle bir parabol. Tamam mı? Nerede kestiğine dikkat etmedim. Şimdi x yerlerine eksi x yazdırmış. x yerlerine eksi x yazdırınca x'ler değişiyordu. Yani sağ taraftaki grafik sol tarafa, sol taraftaki grafik sağ tarafa. Y eksenine göre simetrikti. O zaman benim tepe noktam 4'e 4 ise y'ye göre simetrisini aldığım zaman tepe noktam eksi 4'e 4 oldu. Bak benim şunun tepe noktası Buranın tepe noktası eksi 4'e 4. Sonra bu fonksiyona 2 eklemiş. 2 eklediği zaman bak oluşan parabolün tepe noktası burasıydı. 2 birim yukarı kalkacak. Yani bunun tepe noktası eksi 4'e 6 oldu. Önce bu dönüşümü yaptım. Bu dönüşüm ne? X, y eksenine göre simetri. Sağdaki sola soldaki sağa. E, tepe noktam 4'e 4'tü. Y eksenine göre simetrisini aldım. Buralar eşit. 4 birim bu tarafa geldim. 4 birim daha bu tarafa gittim. Eksi 4 e 4 oldu. 2 birim de yukarı kaldırdım. Hadi buna bakalım şimdi. F x artı 2. x artı 2 yapmak demek. Yine grafik olarak göstereyim arkadaşlar şurada. Bizim tepe noktamız neresi? Tepe noktamız şurası. Hemen şunun tepe noktasını bir yerleştirelim. Neresiydi arkadaşlar? 4'e 4'tü. Bak 4'e 4. Mantığını kavra. Burası tepe noktam. Kolları aşağı doğru şöyle bir parabol. Şimdi ne diyor? X yerlerine X artı 2 yazdırmış. X yerlerine X artı 2 yazdırıldıysa benim grafiğim 2 birim nereye gidecek? Sola gidecek. O zaman 4'tü bakın. 2 birim sola geldiğinde nereye geldi? 2'ye. Bak 2'ye 4. Yeni parabolümün tepe noktası burası. O zaman şu anda tepe noktam 2'ye 4 oldu. Dikkat. Şu anda sadece fx artı 2'ninkini buldum. Şimdi bir fonksiyonu eksiyle çarpınca, dışarıdan eksiyle çarpınca... ...nereye göre simetrisi alınıyordu? x eksenine O zaman şuradaki 2'ye... ...şöyle kırmızıyla yapayım. 2'ye 4 noktasının x eksenine göre simetrisini aldığında... ...tepe noktam nereye dönüşüyor? 2'ye eksi 4'e dönüşüyor. Kimin? Şurası. Eksi fx artı 2. Sonra bir de bundan ne çıkarmış? 4 çıkarmış. 4 çıkardıysa... bak Tepe noktam buradaydı arkadaşlar. Tepe noktam 4 birim nereye inecek? Bir de 4 çıkardığı için eksi 6 inecek. Hop tepe noktam burası. Bundan kaç çıkarıyorum? Pardon eksi 2 e, neydi? Şuraya yanlış mı yazdım ben? Yanlış mı yazdım? Neydi arkadaşlar? 2'ye 4'tü. Tamam Eksiyle çarpınca 2'ye eksi 4 oldu. Grafikte yanlış yazmışım. Tamam şurası 2'ye eksi 4 oldu. 4 birim aşağı indirdiğimiz zaman eksi 8 oldu. Neresi? 2'ye eksi 8. Tamam. Şimdi ilk parabolümüzün tepe noktası neresiydi arkadaşlar? Neresiydi? Ee, e, 4'e 4'tü. Sonra eksi x artı 2. Şuraya şaşırmadım değil mi? Buraya getirdik. Tamam. Sonra da 2 birim yukarı kaldırdık. Bu. Tamam. İ2'nin tepe noktası eksi 4'e 6 olmuştu. İkincinin tepe noktası da 2'ye eksi 8 oldu. Aralarındaki uzaklık istiyor. Bundan sonrası analitik geometri. Neydi analitik geometride iki nokta arasındaki uzaklık? x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi. Hadi bakalım x'ler farkı 2 eksi eksi 4'ten aradaki şart 6'ya 2 artıya dönüşür. 6'nın karesi yapar artı. Eksi 8 eksi 6. Eksi 8 eksi 6 yapınca eksi 14. Karesi de 14'ün karesi yapacak. Kare kökü. 14'ün karesi. 14 çarpı 14. 16'nın 6'sı elde var 1. Şuradan 5, buradan 4, 1, 196. Buradan da 36 geldi. 196 ile 36'yı topladım. 12'nin ikisi elde var. 1, 12, 13. 1 de elde 232 yaptı. Şimdi 232 hangisinde var? Ee, 4 şu. Gördük mü? Önce ötelemelerimizi yaptık. Tepe noktası üzerinden yaptık. Bak, direkt bu soruyu hiç grafik çizmeden nasıl yapacağız? Siliyorum. Şimdi ilkinin tepe noktasını bulduk mu? Bulduk. Hemen dönüşümleri biliyorsan çok kolay. Şimdi X yerlerine eksi X yazılacak. Nereye göre simetri? Bak şuradaki T, 4'e 4 noktasına bu dönüşümleri yapacağım. X yerlerine eksi X yazıldıysa nereye göre simetri? Y eksenine. Y eksenine göre simetri alındığında sadece X'in değeri değişir. Şimdi yeni tepe noktam eksi 4'e 4 oldu. Sonra dışarıdan 2 eklenildiyse 2 birim yukarı kalkıyor... O zaman şuradaki 4 değerimiz neye dönüştü arkadaşlar? 2 büyüdü. Tepe noktası eksi 4'e 6 oldu. Yani böyle yapacaksın bu soruyu. Şimdi tepe noktam neresi? 4'e 4. Dönüşümleri sırayla yapıyorum. Önce fx artı 2. 2 birim nereye kayacak? Sola. 2 birim sola kaydığında oluşan parabolün tepe noktası 4'tü. 2'ye 4'e dönüştü. Sola kayıyorsa x'i 2 küçülür. Başına eksi geldiyse Y x eksenine göre simetri. X eksenine göre simetri aldığımda sadece y'nin işareti değişir. Yeni tepe noktam 2'ye eksi 4 oldu. Sonra bundan 4 çıkarmış. 4 çıkardığım y'sinden yeni tepe noktam 2'ye eksi 8 oldu. Sonra iki nokta arası uzaklıkla olayı bitirdim. Önemli, önemli, önemli. Hadi bakalım 11-12. fx fonksiyonunu vermiş. Bir parabolmuş bu fx. Diyor ki 3 birim sağa ötelendiğinde elde edilen parabolün tepe noktası düşey eksen üzerindedir diyor. Ha. Yani ben buna öyle bir öteleme yapmışım ki 3 birim sağa ötelemişim. Bak ve düşey eksen üstüne gelmiş. Düşey eksen y eksenidir. 3 birim sağa ötelediğimde bak demek ki buralarda bir şey bir yerdeymiş. Eksi 3'teymiş. 3 üç birim sağ öteleyince düşey eksen üstüne gelmiş. Yani tepe noktasının R'sini söylemiş. Kimin? şu parabolün tepe noktasının R'si eksi 3'müş. Niye? Eksi 3'müş ki 3 birim sağ ötelince düşey eksen üstüne gelmiş. İlk yorumu kaptım bile. Diyor ki 2 birim aşağı ötelendiğinde parabol orijinden geçmektedir diyor. Hmm. Şimdi o zaman 2 birim aşağı ötelendiğinde parabol orijinden geçiyorsa ne yapacağız? Bakın 2 birim aşağı ötelendiğinde bu parabolün denkleminden ne çıkaracağız? İki çıkaracağız. Şimdi bak ama şimdi şu ayrı ayrı bir işlem bu yani. Bu parabol iki birim aşağı ötelendiğinde bak tepe noktasının R'si buradaydı. Bunu bulduk. Veya buralarda aşağıda da olabilir. Ama iki birim aşağı ötelendiğinde orijinden geçiyormuş. Yani bundan iki çıkardığınızda köklerinden biri sıfır oluyormuş. Tamam. Şimdi o zaman ilk bilgimizi bir kullanalım. İlk bilgimiz R'sinin eksi 3 olduğu bilgisiydi. R eşittir. Eksi. B dediğimiz şurası. Nedir? A artı 3. Bölü 2 A yaptım. 6. İşte burası eksi 3 eşit. Şu eksiler artıya dönüştüm. İşler dışlar yaptım. A artı 3 eşittir. 18 oldu. Attım karşıya. A dediğimiz 15'e eşit oldu. A'yı buldum. A'yı yerine yazıyorum. Şimdi diyor ki 3 birim aşağı indir bunu. 3 birim şey 2 birim aşağı indir. Yani şunsuz 2 birim aşağı indiriyorum. 2 birim aşağı indirmek bundan 2 çıkarmak demek. 2 çıkardığım zaman bu fonksiyon 3x kare a'nın 15 olduğunu bulmuştum zaten yazayım. Artı 18x eksi b artı 3 eksi 2 oldu. İşte bu orijinden geçiyormuş. Şimdi orijinden geçiyorsa bunun köklerinden biri sıfırdır. Orjinden orijinden geçenlerin genel denklemleri şöyleydi. Bak unutma. Ax kare artı bx. Yani sabitleri yoktu. Niye? X parantezine alınca ax artı b geliyor. Bakın orijinden geçiyor. Yani bunun orijinden geçebilmesi için şu sabitinin ne olması lazım? Sıfır. O zaman eksi b artı bir eşittir sıfır. Karşıya aldım b dediğimizin ne olduğunu bulduk. Bir. B yerine de biri yazdım. Farkları Güzel soru. Ekstra yorumlar var. Dikkat. Haydi bakalım son sorumuz. Diyor ki gerçel sayılar kümesinde tanımlı fx ikinci dereceden fonksiyonun tepe noktasını vermiş. Bir parabol tepe noktası buymuş. Şimdi gx fonksiyonuna bu dönüşümleri yapmış ve tepe noktalarını vermiş. E ile f'nin toplamı nedir? Şimdi bak. x eksi a yazmış x yerlerine. Şimdi bizim tepe noktamız neresi? a ya b. Şimdi x yerlerine x eksi a yazarsa grafiğim A birim nereye gidecek? Sağa gidecek. Tamam mı? A birim sağa gitmesi demek bunun A büyümesi demek. O zaman T, T yazabilsem 2A oldu burası. Sonra ne yapmış? Artı B yapmış. O zaman artı B yaptıysa B birim yukarı gidecek. B'dir. Bak ilk dönüşümde bu oluştu. Bunu B birim yukarı kaldırdığımızda tepe noktamız 2A'ya 2B olur. O zaman bizim 2A dediğimiz eksi 4'e eşit. 2A dediğimiz eksi 4'e eşit. Demek ki A'mız neymiş? Eksi 2'ymiş. 2B i̇ki dediğimiz 2'ye eşit. 2B eşittir 2 ise B dediğimizde neye eşit? 1. Tamam. Şimdi o zaman bizim parabolümüzün tepe noktası neresi oldu? Eksi 2'ye 1 oldu. Bak tepe noktamız eksi 2'ye 1 olmuş oldu. Şimdi bunu yap. B yerine 1 yazıyorum burada. A yerine eksi 2 yazıyorum. Burası artı 4 yapıyor. Şimdi bu parabolün tepe noktasını istiyor. Ne yapmış? X artı 1 yaptırmış. X artı 1 yaptıysa bir birim nereye gidecek grafiğim benim? Sola. Bir birim sola gideceksek arkadaşlar bu eksi 2 eksi 3'e dönüşecek. Eksi 3'e 1. Sonra dışarıdan artı 4 yaptıysa y değerimiz 4 büyüyecek. Eksi 3'e 1'di. 4 eklediğim zaman ne geldi? 5. Hop toplamlarını istiyor. Sorumuzun cevabını bulduk. Şimdi bu testi ben kamp videosuymuş gibi oraya ekleyeceğim. Niye? Önem verdiğim bir bölüm. Şimdi bundan sonra hemen e, fonksiyon uygulamalarının son 2 videosunu da izliyorsun. O son iki videonun içerisinde daha da böyle karma sorular çözeceğiz. Daha da farklı sorular çözeceğiz. Bütün fonksiyon uygulamaları ile ilgili karışık sorular çözeceğiz. Orayı hallettiğinde olayımız bitmiş olacak. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Bay bay.